Artık yaşadığımız zaman son demlerini geçirmektedir. Ortalığı yalan, nifak tohumları kapladı. İçi dışına uymayan kimselere yanaşmayın. Yalancı ve insanları doğru yoldan saptıran kişilerden uzak durun. Onların kılığı deccal kılığıdır. İpleri şeytana benzer. Bu vasfı onların yalnız dış cephelerinde aramayın. İşlerini biraz sezecek olursanız onların fenalığını hemen anlarsınız. Kendi iç bünyende de bulabilirsin. Nefsin de şeytan kılığına girip seni azdırabilir. Onun da bir vasfı deccaldir. Onları da ıslaha çalış. Kötü arzularını da yenmeye gayret et. Nefsin fenalığını düşünmeden başkasını kötülersen sana yazıklar olsun derim. Varlığında her cins kötülük saklı. Münafıklık, aldatıcılık, daha birçok fenalık onda varken başkasına sataşmana ne gerek? O ayrıca Allah'a şirk de koşuyor. Bunu bildiğin halde neden göz yumuyorsun? Nefsine muhalif ol, ona uyma. Onu kuvvetle bağla, çözme. Onu hapset. Yalnız hakkı kadar ver. Fazla verme. Sonra azar. Baş edemezsin. Her zaman onunla mücadele et ve onu yenmeye çabala. Şahsi arzularına bin. Onlar sana yük olmasınlar. İşte buna meydan verme. Tabii heva yık, yeniden yap. Onun aklı yoktur. Küçücük çocuğa benzer. Gözleri de kördür. Gideceği yolu sen göster. Ondan bir şey de öğrenmen mümkün değildir. Kendi bildiklerinden ona belki öğretebilirsin. Öğrenmek istemez ama hissen iyiye yanaşabilir. Aksi halde ondan kabul edeceğin her hareket senin ebedi yıkılıp gitmene sebep olur. Şeytana nasıl yakın oluyorsun? O senin düşmanındır. Aranıza bir kan davası girmiştir. Babanı öldürdü, anneni kandırdı. Adem baba ile Havva anaya neler etti? Bilirsin ama yine ondan ayrı oğlum olmuyorsun. Bilirsin ama yine ondan ayrı olmuyorsun. Kork, sonra onlara yaptığını sana da yapar. Elindeki silah takva ve tevhid olsun. Yalnız halinde şüpheli iş tutma. Allah'tan yardım dile. Doğru olmak ve yardım dilemek senin askerlerindir. İşte silah, işte asker. Kumanda edebilirsen ne âlâ, yoksa yanarsın. Bunlar sana yeter. Gayret et. Şeytanı da, nefsi de, kötü duyguları da yenebilirsin. Hak'tan yardım diledikçe o seninledir. Bu olduktan sonra nasıl başarı elde edemezsin ki?